13. yüzyılın ilk bölümünde Elbazem Şahı Muhammed birçok savaştan sonra batıda bugünkü Türkiye'den güneyde Afganistan'a kadar uzanan dev bir imparatorluk kurmayı başarmıştı. İmparatorluğun merkezi Büyük Asya'nın başkenti Semerkant'tı. Şah güçlü, iyi eğitilmiş bir ordusu vardı ve birkaç gün içinde 200 bini geçen savaşçıyı harekete geçirebilirdi. 1219'da Doğu'nun yeni aşiret lideri Cengiz Han'dan bir elçi geldi. Muhammed Han'ın küçük ama geçmişte olan Moğol İmparatorluğundan en iyi hediyeleri getirmişti. Cengiz Han Avrupa'ya giden İpek yolunu yeniden açmak istiyor. Muhammed'le paylaşmayı öneriyor ve iki imparatorluk arasında barışı vaat ediyordu. Muhammed bu doğulu zıpçıktıyı tanımıyordu ama kendisinden üstün olduğu kesin olan biriyle böyle eşitmiş gibi konuşmaya çalıştığına göre son derece küstah biri olmalıydı. Cengiz Han tekrar denedi. Bu kez Çin'den yağmaladığı en nadide eşyalarla dolu yüzlerce deve kervanı göndermişti. Ama kervan Muhammed'e ulaşmadan önce Semerkant'ın sınırında bölgenin valisi İnaçik bunları kendisi için alıkoydu ve liderlerini idam ettirdi. Cengiz Han bunun bir hata olduğundan emindi. İnaçik Muhammed'in onayı olmaksızın hareket etmiş olmalıydı. Muhammed'e bir heyet daha gönderip teklifini yineledi ve valinin cezalandırılmasını istedi. Bu kez Muhammed kendisi elçilerden birinin kafasını uçurdu ve diğer ikisinin de kafalarını tıraş ederek geri gönderdi. Moğol geleneklerine göre korkunç bir aşağılamaydı bu. Han Şah'a bir mesaj gönderdi. Savaşı seçtin. Ne olacaksa olacak ve ne olacağını henüz bilmiyoruz. Yalnızca Tanrı biliyor. Güçlerini harekete geçirerek 1220'de İnalicik'in ülkesine saldırdı. Başkenti ele geçirdi ve valiyi yakalayıp gözlerine ve kulaklarına erimiş metal döktürerek idam ettirdi. Sonraki bir yıl içinde Cengiz Han, Şah'ın çok daha geniş ordusu için bir dizi gerillavari harekat gerçekleştirdi. Yöntemi o dönem için çok yeniydi. Askeri at sırtında çok hızlı hareket edebiliyorlar ve at üzerindeyken yayla ok kullanabiliyorlardı. Güçlerinin hızı ve esnekliği, hareketliliğin amacı ve yönü konusunda Muhammed'i aldatmasını sağladı. Sonunda ilk kez Semerkant'ı kuşatmayı başarıp kendi kenti ele geçirdi. Muhammed kaçtı ve bir yıl sonra öldü. Büyük imparatorluğu yıkıldı ve yok oldu. Cengiz Han, Semerkant'ın İpek Yolu ve Kuzey Asya'nın büyük bölümünün tek hakimi haline geldi. Yorum. Uğraştığınız kişinin sizden daha zayıf veya önemsiz olduğunu varsaymayın. Bazı insanların bir şeye kızmaları biraz zaman alır. Siz de onların derilerine kalınlığını yanlış yargılar ve onlara hakaret etmiş olmanız konusunda endişelenmelisiniz. Ama onur ve gururlarını incitirseniz, öfkelerinin yavaşlığına bakılırsa çok ani ve aşırı gibi görünen şiddete boğarlar sizi. Eğer insanları geri çevirmek isterseniz bunu kibarca ve saygılı bir şekilde yapmalısınız. İstekleri küstah veya teklifleri gülünç olsa bile bunu mutlaka bu şekilde yapmanız lazım. Onları daha iyi tanıyana dek asla hareketleri geri çevirmeyin. Dans ettiğiniz kişi Cengiz Han olabilir.